İnsan herhalde bildiğimiz evrenin en çetrefil varlığı. Biyoloji yönünden beşerliğimizi açıklıyoruz. Onda bir sorun yok. Ama insan yönümüzü açıklamak mümkün değil. Babam insan arıyordu. Malezya'nın veya işte İndonezya'nın balta girmemiş ormanlarında olsun, isterse Viyana'da sokaklarında olsun, o insanları arardı ve o insanları bulurdu. İlginç bir şekilde de o insanlar onun karşısına çıkardı. Demek ki arayınca bulunuyormuş. Sal insan oluş irfanla kaimdir. Bunun üstünde bir kat daha var. O da hikmettir. Sofya. Tanrı'nın ihsanıdır. Hoca ne yapıyorsa veya ne yaptıysa normal bir şekilde yaptı. Doğaldı, gayet içten sahici ve samimiydi. İnsaniydi her şeyden önce. Yani hocaya baktığımız zaman işte insan, ecce homo diyebiliriz rahatlıkla. Bilinç akıl işidir. Akıldan neşet eder bilinç. Ve bu bilincin temelinde edebin esası utanma var. Hazreti Peygamber'in eşsiz bir belirlemesi vardır. Olağanüstü bir belirleme. Çok basit. Fizik formülü, yasası gibi bir şey. Utanmadıktan sonra ne yaparsan yap. Şöyle, babamdan bize en çok geçen özelliklerden biri utanmak. Yani bir şey yaparken ben özellikle kendi adıma söylemem gerekirse, ne yaparsam yapayım kendimi utandırmayacak durumda olmaya yiyelirim. Bu da babamdan geliyor. Ve her zaman ona aşılır. Yani ne yaparsak yapalım, yaptığımız işin sonunda utanmayacaksak yapalım. Ömür, insanı kendine geldiği andan itibaren, yani gözlerimizi hayata açtığımız andan itibaren değil, kendimizi bulmaya başladığımız andan ölümümüze değin geçen süre ömürdür. Bu yaşama serüveninin en önemli başta gelen meydan okuyucusu ölüm olayıdır. İnsan olmak bir ödevdir. Ömür boyunca o ödevi gerçekleştirdi, yaptı. Tabii naçizane benim bu insan olma ödevini nasıl başardığı konusunda bir şey söyleyebilmem haddime düşmez. Ama eminim ki ben o düzeyde olsaydım, öyle bir bilgelik düzeyinde olsaydım, hepsi peki 10 üzeri yıldızlı derdim. Nur içinde yatsın. Ölüm son değildir. Çünkü benim özüm, aslım ruh. Ben neysem ruhumdan öyleyim.